Merhaba arkadaşlar, ben İhsan. Bugün Mitsubishi Lancer 2006 model aracımızın halojen olan far ampullerimizi şimşek etkili yeni nesil LED xenonlar ile değiştireceğiz. LED xenonlarımızı inceleyecek olursak bizim aracımızda H4 tipli ampul soketleri kullanılmakta. Sipariş ettiğimiz LED xenonumuz 8000 lümen sol ampulde, 8000 lümen sağ ampulde toplamda 16000 lümen ışık şiddeti vermekte. 6500 Kelvin sıcaklıkta, yani bu beyaz renk oluyor arkadaşlar. Eksi 40 derece ile artı 80 derece arasında çalışıyormuş ve 30.000 saatten daha fazla çalışma ömrü varmış. Kutumuz içerisinde bir tane kullanma kılavuzu mevcut. Kullanma kılavuzunda içerisinde bulunan halojen ampulü nasıl söküp yeni LED xenonumuzun montajını nasıl yapacağımızı gösteriyor. LED xenonumuz arkadaşlar bu şekilde iki taraflı, 4 adet üzerinde LED bulunuyor. Koruma kalkanı içerisinde bulunan LED kısa farlarımız. Dışarı kısmında açıkta bulunan ledimiz ise uzun farımız oluyor arkadaşlar. Soket tipimiz bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 santimlik ekleme kablosu ile montajı biraz daha kolaylaştırmışlar. Arkasında bulunan soğutma fanı ledimizi kullanırken aşırı ısınmalardan koruyor. Ledimiz hem toza hem de suya karşı dayanıklı bir şekilde üretilmiş. Şimdi aracın ön tarafına geçip led xenonlarımızın montajını yapalım. Halojen ampullerimizi sökeceğimiz yer dar olduğu için görüntü tam olarak gözükmeyebilir. Far soketimizi koruyan şu plastik aksamı ilk başta yerinden çıkartıyoruz. Şu etrafında görünen. Halojen ampulümüzü tutan gergi yayını yerinden çıkartıyoruz. Bu kısımda görünen gergi yayını tırnağından çıkarıp ampulümüzün boşa düşmesini sağlayacağız. Bu şekilde ampulümüzü yerinden çıkartıyoruz. Ampulümüz ile elektrik bağlantısını sağlayan soketi birbirinden ayırıyorum. LED xenon üzerinde bulunan tırnakları yuvadaki boş olan tırnaklara denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Gergi yayını tekrar yerine bağlıyorum. Farımızın içerisine toz veya başka kirlerin girmesini engelleyen plastik muhafaza kapağımızı yerine takıyorum. Plastik muhafaza kapağımızı taktıktan sonra ledimizin arkasında bulunan soğutucu fanın önü açık olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra soketleri birbirine bağlıyorum. Soketimin tam olarak bağlandığından emin olmamız lazım ki bağlantı yerlerinden ısınma yapmasın. LED xenon montajı bu kadar arkadaşlar. Aynı işlemi diğer far için de yapıp farlarımızı test edelim. LED xenonlarımın montajını tamamladım. Şimdi düz bir engelle farlarımızı kontrol edelim.
LED xenon değişimini bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Akşam karanlık olduğu zaman hem halojen ampuller ile hem de LED xenonlar ile denemesini yapacağım arkadaşlar. Videonun sonuna onu da eklerim. Arasındaki farkı daha net bir şekilde görmüş oluruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.